Selamlar. Uzun zamandır yoktum. Geldim. Hatta dur, heyecanlı geldim birazcık. Çok ilginç bir motorla birlikteyim. Quadro. 4D. Quadro diye mi okunuyor? Quadr diye mi okunuyor? Bilmiyorum. Yani Corlas'tan Quadr dediler ama Quadro yazıyor. Bence Quadro bu motor. Bundan sonra böyle bilinsin. Dün İstanbul'dan yola çıktım. Bu motor nasıl bir motor? Size önce ondan bahsedeyim. Dört tekerlekli bir motosiklet. Ve araba ehliyetiyle kullanılabiliyor. Ama benim araba ehliyetim yok. Motosiklet ehliyetim var. Onunla da kullanabiliyorum. Motosiklet ehliyeti olmayanlar araba ehliyetiyle de kullanabiliyor. 400 cc bir motosiklet. 26 beygir. Bu teknik bilgileri internetten çok kolay ulaşabilirsiniz. Size bunlardan anlatmayacağım. Bahsetmek istemiyorum çok fazla. Yazın Quadro 4D diye çıkacak zaten. Bunları anlatacaksam bu videoyu niye çekiyorum yani? Koyarım ekrana, görüntüyü olur biter. Bu motosikletle şu an 595 kilometre yol yaptım. Zaten sıfır açtılar, plakayı taktılar Korlas'tan. Dün yola çıktım. İstanbul'dan İzmir'e geldim. Ya uzun zamandır küçük CC bir motosiklet kullanmıyordum. Fakat buna motosiklet demeye bin şahit işler. Neden? Çünkü yani dört tekerlekli olması insanların çok ciddi dikkatini çekiyor. Ve böyle benzincide duruyorsun. 8 tane amca geliyor yanına. Kuzum bu ne? Bunu daha önce biz görmedik hiç. Bu motosiklet mi falan filan. Muhteşem bir şey. Dört tekerlekte birbirinden bağımsız olarak hareket edebiliyor. Ve trafikte dengede de duruyor. Şu anda tam alışamadım. 3 gündür bende. Şimdi anlatacağım giderken şu kırmızı ışık bir yansın. Durmak kolay ama sonrasında biraz fazla gaz vermen gerekiyor. O birazcık zor. Tam alışamadım. Motor da alırken çok ciddi stres yaptım bu arada. Yani birçok motosiklet kullandım. Farklı CC'lerde de kullandım. Boyumun yetmediği motorlarda kullanıyorum zaman zaman. Buna rağmen bu motor beni strese soktu abi. Bir sürü kol var. Baksana şuna yani. Kırmızı kilit kodu. Ayakta var bir tane. Çekeceğim onu göremiyorsunuz. Yani alışık olmadığımız bir şey çok fazla. Şimdi kadroyu aldım. Geçen ne zaman aldım onu da söyleyeyim. Bugün günlerden cuma değil perşembe. Ben onu salı akşam teslim aldım. Çarşamba yola çıktım. Bugün de Uşak'a gidiyorum. Her neyse aldım. Bir sürü kol var. Hangisini ne zaman çekeceğim sağ olsun orada anlattılar bana. Fakat kullanmadan anlayamıyorsun. Neymiş? Işıklara yaklaşırken tam durmak istediğinde ayaktaki pedala basacaksın. Kardeşim ben daha önce araba kullanmadım ki ayağım fren dışında hiçbir yere gitmedi yani. Duruyorum bir yandan ayağımı indiriyorum. Duramıyorum iki ayağımı indiriyorum. Fren yapıyorum böyle saçma sapan şeyler oldu. Fakat alışmaya başladım. Çok güzel. İşin güzel kısmı tamam dört tekerlekli olmasına rağmen motosikletin bütün dinamiklerine sahip. Virajda çok yatıyor. Yani diğer motosikletlerden çok daha fazla yatıyor. Ne kadar yatıyor? 45 derecelik bir eğime kadar yatabiliyor. Yani motosiklet tamamen böyle yan yatıyor. Onun dışında çok kıvrak bir motosiklet. Yani dört tekerin bağımsız bir şekilde çalışması çok büyük bir avantaj. Dördü de birbirinden bağımsız. Yani mesela bir tane çukur var. Sol tekeri denk getiriyorum. Sağ düzden geçiyor. O yüzden bak şimdi durmasak iyi olur abi. Mesela şimdi duramadım. Aa, gidin. Abi sen ne yapıyorsun burada? Madem sağa gideceksin sola ki. Aa, İzmirliler tuhaf. Neyse. Ne anlatıyor? Ha, dört tekerin birbirinden bağımsız olması gerçekten inanılmaz bir konfor sağlıyor. Amortisörlerini de çok iyi yapmışlar. Yani gerçekten hiçbir çukuru hissetmiyorsun. Yani bu muhteşem bir şey. Dün gelirken işte İzmir kaç kilometre? Eski yoldan geldim. 520 kilometre yol geldim.
ve hiç yorulmadım. Yani o kadar geniş bir selesi var ki, bak görüyorsundur umarım. Araba gibi yani. Araba kullanmamış bir insana araba hissiyatı veriyor. Aydın Ankara, ben buradan döneceğim. Güzel. Maksimum yani şu anda 600 kilometrede motosiklet, çok fazla kasmadım rodajda diye. Yani tahminim muhtemelen 140, hadi biraz daha zorlasak 150 kilometre hızlara çıkar. Çok daha da çıkmaz. Zaten gücü ne yani, 400 cc ve 140 kilometre hız çok çok iyi bunun için. Yani otobana da çıkabilirsin. Şehir içinde de çok rahat kullanabilirsin. Her yerde uzun yolda yapabilirsin. Çok havalı ya. Bir de ne oluyor biliyor musun? Trafikte gidiyorum. İnsanlar arkamdan çıkmıyor. Yani izliyorlar. Ben de alışık değilim öyle bir şey. Geçsene kardeşim diyorum. O da diyor ki, bakıyorum böyle tebrikler falan filan yapıyor. Çok hoşuma gitti. En güzel özelliklerinden biri ne? 100 kilometrede 3 ile 3,5 litre arası yakıyor. Ya ben normalde kendi motorumla, Multistrada'yla İzmir'e 300 liraya falan giriyordum tempolu geldiğimde. Bu motosikletle 150 liraya mı ne geldim? Şaka gibi. Ya 60 liraya doluyor. Doluyor ve bir daha almıyorsun benzin falan. Böyle bir şey var mı ya? Oturuş pozisyonu çok rahat. Fakat boyum kısa olduğu için ne oluyor biliyor musun? Bak şimdi sırtımı sırtlayamaya yasladım belimi. Fakat kollarım rahat gitmek istediğimde çok gergin oluyor. Ve bu yüzden de benim öne kaymam gerekiyor. Öne kaydığımda da bu sefer belim boşta olduğu için bir süre sonra ağrıyor. Sürekli böyle yer değiştirerek devam ediyorum. Sollamalarda güç olarak bir tık yetersiz kalıyor. Yani bu 26 beygir değil de atıyorum 45 beygir olsaydı. Umarım 26 beygirdir bu arada yani. Biraz araştırdım ama öyle biliyorum. 45 beygir, yani sollamalarda bir tık daha canı olsaydı motosikletin tadından yenmezdi. Sesimiz çok güzel. Şey de güzel yani, forumlarda okudum. İnsanlar şey demiş, işte 120'nin üstüne çıktığında rüzgardan böyle çırpmaya başlıyor ve gidemiyorsun. Yo, dün yani 130-135 yokuş aşağı biraz bastım. Şey, gayet gidebiliyorsun ve hiçbir rüzgarda salınım yok. Tabi bunun etkisi şu tur camı da olabilir. Tur camı ekstra olarak takılıyormuş. Yüzüme hiçbir rüzgar gelmiyor. Yani tamamen Goldwing havasında ya da GT havasında böyle gidiyorsun. Rüzgarı hissetmek gerek yok. Kollardan hissediyorsun tabii, yani motosiklet tadını veriyor. Fakat bu cam çok büyük ve çok konforlu. Yani gerçekten rüzgardan dolayı hiç yorulmuyorsun. Elci koruma takmışlar, akerbisin. Ya açıkçası ben bunu çok sevmedim. Evet, koruma yani bir yan yatırdığında manetlerin kırılmasını ya da rüzgarın eline baskı yapmasını engelliyor. Çok güzel. Fakat bak pır pır uçuyor abi. Bak nasıl? Yani bunun burada bir tane daha bağlantısı olsaydı ve bu giderken sallanmasaydı ben de çok daha güzel olurdu. Bir de sisi bar var. Arkaya takmışlar artçı için. Bu arada bu motosiklete artçı da oldum dün. Nasıl biliyor musun? Sürücüden 2 metre yukarıda oturuyorsun. Yani böyle onun kaskını falan görmüyorsun oturu. O kadar yükseğe koymuşlar ki artçı selesini. Efsane. Eleştirdiğim bir diğer noktası da şey, bagaj. Abi dedim ki, yani quadro bu zaten scooter, bagajı çok yüksektir. Ben de arkama hiçbir çanta bağlamadan yani 4-5 gün gezebilirim dedim. Çadır madır da aldım tabii, kamp yapacağım da. Gezebilirim dedim. Gittim motoru teslim aldım. Bagajını görebilir miyim dedim. Bagajı bir açtık. Aha bu kadar. Bu kadar.
Yani içine ne sığar biliyor musun? Eldivenlerin. Hadi bir tane de spor ayakkabı. O kadar. Şimdi ben sosis bağladım. Hiçbir şey sığdıramadığım için. Sonra benzin aldım da her seferinde kaldırmam gerekiyor. Bir de sadece artçı selesi kalkıyor. O yüzden kaldıranan seleyi sök. Aman çantayı sök. Aç seleyi. Ondan sonra tekrar bağla, benzin aldın. Depo da küçük anladığım kadarıyla. Yani internette 14 litre yazıyor. Fakat yani ben 60 liralık alıp duruyorum. Yani 7 litre falan alıyor. Acaba daha çok gider mi bilmiyorum. Ama deneyemem de bilmediğim motor. Yok, bir yaban ellerde yolda kalmak istemem. Şunu keşfettim. Şurada şu an siz muhtemelen güneşten göremiyorsunuz. Biraz aşağıdaysam olur herhalde. Muhtemelen bu motosikletin elektriklisi de çıkacak. Ya da çıktı. Bilmiyorum. Neden? Burada şarj şeyi var. İşareti var. Onun dışında sürücü işareti var. Bunlar ne işe yarıyor? Hiçbir bilgim yok. Fakat yani elektriklisi olursa muhteşem. Çok güzel olur yani. Düşünsene. Elektriğe takıyorsun, sabah uyandın. Yani 100 kilometre götürdüğünü düşün seni bu elektrikli skuterın. Abi şehir içinde her işine yarar. Evet, uzun yolda zorlanırsın ama senin şehir içinde tüm işlerini çözebilir. Ellerim durmuyor videodan. Kuadronun yollarına girdim. Sıfır motosiklette bana kızmayın lütfen. Yol kapalıydı, ben ne yapayım? Bir şey diyeyim mi? Amortisörleri ya abi. Vay be, heyelan bölgesi diyor. Oo, bizim conta gitmesin burada. Şimdi şöyle tek taraf çukura girdiğinde hiçbir şey hissetmiyorsun. Bu muhteşem bir şey. İki taraf girince evet bir sıkıntı. Ya sıkıntı olmuyor, sarsılıyorsun yani normal motorlar kadar. Fakat yine offroad'da da çok iyi ve virajlara öyle bir alıştım ki size anlatamam yani. Sen çekiyor musun? Nereye çekiyorsun? Biraz yukarıya mı çeksen acaba? Şöyle. Camı da indirdim. Normalde işte arabada seyahat ediyormuş gibiydi. Fakat camı indirdikten sonra çok minnoş oldu. Şimdi rüzgar da alıyorum. Serinlik de vuruyor. Keyifli keyifli gidiyor oraya. Balıkesir açıklarındayım şu anda. Bu yol ama böyle olursa bitmez ki. Oh. Uçayım mı? Verdim gazı. Motorun bakım ışığı yandı. 1126 kilometre yaptık kendisiyle. Göremiyorum hiçbir şey. Uçurum mu be? Bu nasıl yol? Yine bir dakika. Tam enana. Yer basa selendi diyor ama ben oradan geldim zaten. Allah Allah. Bir sıkıntı var bu işte.